Siz tamaşaçılar. İndi isə proqramımızın ən çox izlənən bölümlərindən birinə gəldik. Hamınızı ekran başına daha da yaxın oturmağa dəvət edirəm. Çünki bu bölümdə sizi maraqlandıran çox suallara cavab tapa bilərsiniz. Güvənilən vəkiliniz İbrahim Cintosu yenə sizlərlə birlikdədir. Buyurun, birlikdə izləyək. Kanada'da müvəqqəti iş icazəsi nədir və necə alınır? Merhabalar Sayın Askan TV seyircileri. Yine yeni bir bölümde birlikteyiz bugün. Her hafta olduğu gibi yine sizden gelen soruları burada cevaplamaya çalışacağız. Bu haftaki sorumuz Foreign Temporary Workers kimlerdir? Work Permit nasıl alınır? Bu yabancı işçi gibi yani yabancı işçi olarak Kanada dışından buraya nasıl insanlar gelebilir, nasıl getirilir, burada nasıl çalışırlar? Öncelikle burada bir şirketin olması gerekli, bir işverenin olması gerekli. Bu işveren işte çıkıyor, diyor ki bana böyle bir işçi lazım. Mesela truck driver lazım, bir trucking company, truck driver Kanada'ya getirecek dışarıdan. Bu buradaki Human Resource Department'a başvurması gerekiyor. Bu Human Resource Department'dan validation alınıyor. Tabii dışarıdan insan buraya getirileceği için bir işin içinde iki olay var. Birincisi buradaki şirketin bu Human Resource Department'dan geçmesi gerekli. Yani Human Resource Department'a başvurulduğu zaman burada Kanada hükümetine başvuruluyor. Kanada içerisinden. İşte şirket kendi durumunu belirtiyor önce. Kaç yıllık faaliyeti var? Kaç kişi çalıştırmış burada? Dışarıdan birisi getirirse onu çalıştırabilecek mi? Ona ücretini ödeyebilecek mi falan anlamında şirketin bütün özellikleri Human Resource Department'a verilmeli. Ondan sonra ne tür bir insan buraya getiriyor onu belirtmeli. Bir de burada bu kişiyi bulamadığını ispat etmesi gerekiyor. Bu ispat nasıl oluyor? Genelde buradaki National Newspaper'a bir haftalık bir ilan veriliyor. Bu bir hafta sonunda tabii işçi bulamadığını gösteriyor. Diyor ki işte ben bir hafta ilan verdim ve böyle bir işçiyi bulamadım. Onun için ben dışarıdan getireceğim diyor. Bu birinci ayağı oluyor. Buradan bu şekilde ona ayarlanıyor. Tabii bu başvurduğu zaman o işçi, yabancı işçi de onun özellikleri de elinde olması gerekir. Onun özelliklerini de Human Resource Department'a iletiyor ve oradan yani özellikleri de uyuyor mu, uyması gerekir. Mesela truck driver getiriyorsa truck driver'ın yani onun lisansı nasıl oluyorsa ona uygunluğu olması gerekir. Bir truck driver buraya gelecekse mesela İngilizce biliyor olması lazım falan. Ama mesela bir inşaat işçisi getirilecekse İngilizce bilmek gerekli olmayabilir ama inşaat işçisi hangi konuta getirecekse ona benzer bir tecrübesi olması gerekir. Bu çalışma izni de genelde bir yıllık olarak veriliyor ilk aşamada. Burada iş oldukça 2-3 yıl uzatılabiliyor ve daha sonra içeriden göçmenliğe başvurup sürekli oturum izni alınabilir. Çalışma iznine gelen kişi buraya kendi ailesini de getirebilir. Ailesi geldiği zaman da Open Work Permit denilen Work Permit alır. Çocukları varsa çocuklarını da getirir. Onlar da eğitimlerini burada alabilirler. Yine bize ayrılan bölüm burada bitti. Aslında bu soru da oldukça uzun bir soru. Bu kısa süre içerisinde bu soruyu ancak bu şekilde açabildim. Tekrar yeni bir bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum.